Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle günay yayınları 7. sınıf Zoom Soru Bankası. Kavrama testi 5 dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda bir işlem şeması verilmiştir. Şemadaki işlemler soldan sağa doğru yapıldığında K çarpı M eksi L işlemin sonucu kaçtır? diye sürür. Gençler o halde öncelikle buradaki K, M ve L sayıları bulalım. Şimdi artı 4 ile K'yi çarpıyorum. Eksi 12. Şimdi gençler artı bir sayı ile sonucun eksi olması için mutlaka ne yapmam gerekir? Eksi bir sayı çarpmam gerekir. Bakın 4 kere 3'ü çarparsak da 12. O halde K'nin değeri eksi 3 olmalı. Devam ediyorum. Eksi 20'yi L'ye bölüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Eksi 20 bölüm L eşittir eksi 10. Şimdi öncelikle eksi bir sayıyı. Gençler sonuç olarak eksi olduğu için ne yapmam gerekir? Pozitif bir sayıya böleceğim. Bir de 20'yi kaça bölersem 10 olur? 20'yi 2'ye bölersem 10 olur diyorum. L'nin değeri de artı 2'dir. Evet, L'yi de artı 2 olarak yazalım. Evet devam edecek olursam eksi e, 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 12 ile Eksi 10'u topluyorum. M'yi buluyorum. M eşittir. Eksi 12 artı eksi 10 diyelim. Gençler eksi 12 ile e, eksi 10'u toplarsam eksi 20, 22 olur. M'nin değeri diyoruz. Evet, bizden istediği işlem gençler K çarpım M eksi L idi. Evet, K'nin değeri eksi 3. Çarpı M'nin değeri eksi 22. Şöyle köşeli parantez açalım. Eksi L'nin değeri artı 2. Evet öncelikle arkadaşlar eksi 3'ü aynen yazdım. Eksi 22 eksi artı 2 de gençler. Ne yapmam lazım? Bakın eksi ile artıyı çarpacak olursak ne olur arkadaşlar? Burası eksi olur. Şöyle yazabiliriz bakın. Buraya artı buraya eksi diyebilirim. O halde eksi 22 eksi 2 daha eksi 24 olur diyoruz. Evet buradan gençler eksi 3 ile eksi 24 çarpacak olursam eksi ile eksi çarptım dört, artı 3 kere 24 72. Artı 72 olur işlemimizin sonucu A seçeneği doğru cevaptır. Evet devam edelim ikinci soruya geçelim. Yukarıda A, B ve C tam sayılarıyla çarpım tablosu verilmiştir. Buna göre a eksi b çarpı c işleminin sonucu kaçtır? Şimdi gençler bakın burada a ile c'yi çarptık eksi 6. a ile b'yi çarptık 12. b ile c'yi çarpınca da eksi 8 olduğunu görüyorum. Gençler şu çarpma işlemini bir alalım. Bakın burada a, b ve c'nin değerlerini bulmadan nasıl yapabilirim? a eksi b çarpı c diyorum. Gençler burada c'yi yani çarpma işlemini çıkarma üzerine dağıtalım. C'yi önce A ile çarparsam A çarpı C demektir. Arada eksi var. C ile B'yi çarparsak da B çarpı C demektir. Yani ben A C'nin çarpımını B C'den arkadaşlar A C'nin çarpımından B C'yi çıkartırsam işleminizin sonucunu bulurum. Bakın A ile C'nin çarpımı gençler eksi 6 idi. O halde A C çarpımı yerine eksi 6 yazıyorum arada eksi işareti var. B çarpı C yerine de bakın B ile C'nin çarpımı B, B ve C'nin çarpımı da eksi 8. O halde B, C yerine de eksi 8 yazalım. Evet iki tane eksiği gördüğümüz zaman bunlar artık ne diyoruz gençler? Bakın şöyle artıya döner diyorum. O halde eksi 6 artı 8 daha artı 2 olur işlemimizin değeri C şıkkı doğru yanıttır. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Yukarıda verilen çarpma, çarpma işlemi tablosuna göre A eksi B bölü C işleminin sonucu kaçtır? Gençler o halde öncelikle A, B ve C'nin değerlerini bulmak istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada B'den başlayabiliriz. Şimdi B'yi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 biliyorum. Bakın B çarpı eksi 2 eşittir eksi 4. Şimdi gençler B'yi bulabilmek için ne yaparız? Eksi 4'ü eksi 2'ye böleriz. B eşittir. Eksi 4 bölü eksi 2 diyorum. Eksi eksiye bölersem artı 4'ü 2'ye böldüm 2. Demek ki B'nin değeri 2'dir. Evet B'yi 2 olarak bulduğuma göre gençler. Bakın B ile A'yı çarpıyorum. Yani 2 ile A'yı çarpınca eksi 2. A çarpı 2. Eksi 2 ise A'yı bulabilmek için eksi 2'yi 2'ye böleriz. Eksi 2'ye artı 2'ye bölecek olursam eksi 1 olur. Demek ki A'nın değeri de eksi 1'dir. Peki şimdi C'yi bulalım gençler. Bakın eksi 1 ile eksi 3'ü çarpıyorum. C'yi buluyorum. Eksi 1 çarpı eksi 3. Eksi eksi çarptım artı 1 kere 3 3. Demek ki C'nin değeri de artı 3'tür. Şimdi gençler A eksi B dedik bölü C. Buradan yerine yazarım. A'nın değeri eksi 1'di. Eksi B'nin değeri 2. Yani artı 2 olarak yazalım. Köşeli parantez içerisine alıyorum. Bölü C'nin değeri de artı 3. Önce köşeli parantez içerisinde eksi 1'den arkadaşlar artı 2'yi çıkaracağım. Bakın eksi ile artı yan yana gelince ne yapıyoruz? Bunu artı bunu eksiye çevirebilirim. O halde eksi 1 Eksi 2 daha. Eksi 3 olur. Eksi 3'ü artı 3'e bölecek olursak da eksi artıya böldüm. Eksi 3'ü 3'e böldüm. 1. Eksi 1 olur. İşlemimizin değeri denizli şıkkı doğru yanıttır. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde verilen dairelerin üzerine yazan tam sayıların çarpımı diğerlerinden büyüktür. Arkadaşlar bakın hemen şöyle kendi aralarında çarpma işlemlerini koyalım ve çarpalım. 7 kere 0 0. B'ye geldim. Eksi 4 ile eksi 7'yi çarpıyorum. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı. 4 kere 7 28. Eksi 2 ile artı 5'i çarpıyorum. Eksi ile artı çarptım. Eksi. 2 kere 5 10. Eksi 3 ile eksi 9'u çarparsak. Eksi eksili çarpıldı. Artı. 3 kere 9 27. Şimdi benden en büyüktür dediği için gençler. Bakın burada en büyük değer artı 28'dir. O halde B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet devam edelim sevgili gençler. Beşinci soruya geçelim. Buna göre K bölü L işleminin değeri kaçtır diye sordu. Gençler K'nin değeri eksi 5'in bakın arkadaşlar 40 tane toplanmasına oluşuyor. O halde 40 tane e, toplama işlemini nasıl yazarım gençler? 40 tane Eksi 5 demektir. E, tane demek çarpma demektir. O halde 40 çarpı eksi 5. Bu nedir bizim için? K'nin değeridir. E, 40'ın işareti artı. Artı ile eksi çarptım. Eksi. 40 kere 5 200. O halde K'nin değeri eksi 200. E, L'ye bakıyorum. Eksi 2'yi gençler 20 kere topluyor. O halde L e, 20 tane Eksi 2 demektir. Tane demek gençler çarpma demektir. 20 çarpı eksi 2. Evet, 20'nin işareti artı. O halde artı ile eksiği çarptım. Eksi. 20 ile 2'yi çarpıyorum. 40. L'nin değeri eksi 40 oldu. Benden istediği işlem k eksi K'nin değeri eksi 200 bölüm. Eksi 40. Gençler eksiyi eksiye böldük. Artı yapar. Evet 200'ü 40'a bölüyorum. 5 artı 5 olur değeri B şıkkı doğru yanıttır. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Verilen işlemin sonucu diye aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekten öncelikle bakın burada ne yapıyoruz? 40 eksi 45'i eksi 1'e böleceğim. Eşittir diyelim. Eksi eksiye böldüm artı. 45'i 1'e böldüm 45. Bölü eksi 5. Arada eksi var. Eksi 3. Şimdi sevgili gençler artı 45'i e, eksi 5'e bölüyorum. Artı eksiye böldüm eksi. 45'i 5'e böldüm 9. Şimdi eksi eksi yan yana geldi. Artı olur diyelim. Yani artı 3'e döndü. Eksi 9 artı 3 daha. Eksi 6 olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru yanıttır. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Gençler yeni soruya geldiğim zaman ifadesinde x yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 2'den küçük, eksi 2'den büyük, 9'dan küçük sayıları düşüneceğim. Bakın eksi 2, eksi 1, 0, devam ediyorum nokta nokta, 7, 8 ve 9. Şimdi arkadaşlar o halde x'in değeri bakın buraya baktığım zaman en büyük olarak 8 olur, en küçük olarak eksi 1 olur. O halde en büyük Artı 8 en küçük de eksi 1 olur. E bu ikisinin çarpımını istedi. Artı 8 çarpı eksi 1 artı ile eksi çarpım eksi 8 kere 1 8. Eksi 8 olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru cevaptır. Evet, devam edelim. 8. soruya geçelim. Evet, 8. soruda aşağıda içlerine birer tam sayı yazılmış kutular verilmiştir. Yukarıdaki şekilde en alttaki satırda en alttaki satırda sayılardan sağdaki sayı soldaki sayıya bölünerek sonuçlar bir üstteki kutuya yazılıyor. Bu işlemler üst, en üstteki kutuya kadar devam ediliyor. Buna göre en üstteki kutuya yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Gençler sağdakini soldakine böleceğim. Yani eksi 4'ü 4'e böleceğim. Eksi 4'ü 4'e bölüyorum. 4 artı 4'tür gençler. Eksiye, eksi, eksi, artıya böldüm. Eksi. 4, 4'e böldüm. 1. Bakın buraya eksi 1 yazılır. Eksi 8'i eksi 4'e bölüyorum. Eksi 8 bölüm. Eksi 4. Eksi eksiye böldüm. Artı. 8'i 4'e böldüm. 2. Evet, artı 2 oldu. Eksi 64'ü eksi 8'e böleceğim. Eksi eksiye bölününce artı olur. 64'ü 8'e böldüm. 8 artı 8 oldu. Yine arkadaşlar sağdaki soldakine bölerek devam ediyoruz. Artı 2'ye eksiye 1'e böleceğim. Artıyı eksiye bölersek gösterelim isterseniz yine. Artı 2 eksi 1'e bölünüyor. Eksi 2 olur. Artı 8'i artı 2'ye bölüyorum. Artı 8 bölü artı 2. Artı artıyı böldük. Artı 8'i 2'ye böldük. 4. Son olarak artı 4'ü e, eksi 2'ye bölüyorum. Artı 4 bölüyorum. Eksi 2. Evet. Artı eksi bölük eksi. 4'ü 2'ye bölük 2. Hadi en tepedeki sayımız eksi 2 olur diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Devam edelim gençler. 9. sorumuza geçelim. Eşitliğini sağlayan A ve B tam sayıları için A eksi B değeri aşağıdakiler hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın çarpma işlemini toplama üzerine dağıtmak istiyorum. Ne yaparım? Eksi 6'ya artı 3 ile çarparım. Eksi 6 çarpı artı 3. E, toplamaya dağıttığım için ne yapıyoruz? Araya toplama yazdım. Bir de eksi 6'ya eksi 5 ile çarpıyorum. Şimdi gençler şöyle kalemimizi değiştirelim. Ve eşleştirmelere bakalım. Şimdi baktığımız zaman eksi 6 e, bir baştan başlayalım. Eksi 6 çarpı artı 3. Gençler bakın a çarpı artı 3. O halde burada bakın artı 3'leri gördüm. O halde a yerine eksi 6 gelmesi gerekir. a eşittir eksi 6. Şimdi ikinci çarpmaya bakıyorum. Eksi 6 çarpı b'ye Eksi 6 çarpı eksi 5. Şimdi eksi 6'ları gördüm. O halde b yerine de eksi 5 gelir. Peki benden a eksi b'yi istemişti. Şimdi harflerin değerlerini yerine koyalım. A'nın değeri eksi 6 idi. Eksi B'nin değeri eksi 5. <laughs> evet. Eksi eksi yan yana geldi gençler neye döner? Artıya döner diyoruz. Eksi 6 artı 5 daha. Eksi 1 olur. işlemimizin değeri A seçeneği doğru cevaptır. Evet. Devam edelim. 10. sorumuza bakalım. Verilenlere göre k artı l kaçtır? Şimdi gençler öncelikle bakın k ile eksi 99'u çarptık sonuç k. Yani sonuç arkadaşlar buradaki sayı. Şimdi arkadaşlar o halde ben eksi 99 ortadan gittiğine göre bakın burada k yerine 0 verecek olursam 0'ı eksi 99 çarparsam 0 olur. Yani k aslında çarpmada yutan elemandır. Yani k'nin değeri 0'dır. Şimdi 48 çarpı L 48. Şimdi 48'i bir sayı ile çarpıyorum. Sonuç değişmiyor. O halde L'nin değeri çarpma işlemine göre etkisiz eleman 1'dir. Ben de K artı L'yi istedim. 0 artı 1'den evet pardon 1 olur işlemimizin değeri B seçeneği doğru cevaptır. Evet devam edelim gençler. 11. soruya bakalım. Evet sevgili gençler. 11. soruda eksi 5, eksi 3, eksi 1, 2, 3 ve 4 tam sayılarının tamamı aşağıdaki tabloda kırmızı boyalı her bir hücreye bir tam sayı gelecek şekilde yazılacaktır. M, A ve T hücrelerindeki tam sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan kırmızı boyalı hücrelerdeki tam sayıların çarpımı eşittir. M ve T hücrelerine yazılan yazılacak olan tam sayıların çarpımı eksi 45'tir. Buna göre a hücresine yazılacak olan tam sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ben buradaki sayıları şu kırmızı yerlere yerleştireceğim. Daha sonra m ve t'nin şimdi arkadaşlar şöyle harf yazalım istersen a, b ve c olsun d, e ve f olsun. Şimdi m ve t dediğimiz gençler nedir? Bakın m d ve c'nin çarpımıdır. T de A ile F'nin çarpımıdır. Arkadaşlar bakın ben burada yazacağım 4 sayının çarpımı ne olacak? Eksi 45 olacak. Ama eksi 45 elde edecek şekilde buradaki sayıların 4'ünü kullanacağım. Şimdi gençler bakın. Eksi 5'e eksi 3'ü almak istiyorum. Eksi 5 çarpı eksi 3. Şimdi eksi eksi çarparsam artı olur. Sonuçta eksi istediğim için bir tane daha eksi getiriyorum. Eksi 1 getireyim. Gençler bakın buranın sonucu eksi 15'tir. Şimdi eksi 15'i Eksi 45 yapabilmek için bir de neyle çarpmam gerekir? 3 ile çarparım. Yani artı 3 ile çarparım. O halde buralara yazılacak sayılar ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bakın eksi 5, eksi 3, eksi 1 ve 3'ü kullandım. İstersek istediğimiz sırayla yazabiliriz. Eksi 5, eksi 3, pardon. Nereye yazıyoruz? M ve T'yi elde edecek şekilde yazıyorum. Eksi 3, eksi 1, ve 3 olarak yazdım. Evet. FT'yi elde etmek için 3 ile eksi 5'i çarptım. M'yi elde etmek için de eksi 1 ile eksi 3'ü çarptık. Şimdi gençler geriye kalan sayılarımıza bakalım. Eksi 5, eksi 3, eksi 1 ve 3 gitti. Geriye 2 ve 4 kaldı. Gençler 2 ve 4'ü istediğimiz şekilde yerleştirecek olursak A'nın değeri 2 kere 4'ten 8 olur diyorum. A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. 12. sorumuza bakalım. Olduğuna göre üçgen eksi kare kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle yukarıya incelersem. Bakın eşittirin soluna ve sağına bakıyorum. Eksi 2 artı köşeli parantez içerisinde artı 3 üç, artı üçgen. Şimdi diğer tarafta yine eksi 2'yi artı 3'ü gördüm. Şimdi köşeli parantezin gençler dikkat ederseniz yerleri değişmiş. Yani burada birleşme özelinden bahsediyoruz. Şimdi sayılarımı eşleştirecek olursam. Eksi 2 var artı 3 var. O halde üçgenin değeri eksi 5'tir. Evet. üçgene eksi 5 olarak yazdım. Şimdi bir de kareye bakalım. Şimdi gençler bakın çarpma işleminde yine birleşme özelliği var. Yani ben istediğim şekilde sayılarımı çarpabilirim. Şimdi bir de neye dikkat edelim? İşaretlere dikkat edelim. Şimdi eksi 4 var gençler. Artı 4 var. Eksi 6 var. Eksi 6 var. Şimdi gençler o halde şöyle düşüneceğim. Eksi 4 ile artı 4 işaret değiştirdiğine göre. Bakın buradaki sayı 2 ile eşleşecek ama işaret değişecek. Yani karenin değeri artı 2 değil, eksi 2 olacak. Peki sebebi ne gençler? Şimdi soldaki sayıları çarparsam, eksi ile artıyı çarptım, eksi oldu. Yine buradan eksi geldi. İki tane eksiyi çarparsam bu işlemin sonucu artı olacak. Şimdi buraya gelelim. Bu işlemin sonucunda ne olması gerekir? Artı olması gerekir. Şimdi eksiyle gençler eksiyle ile, eksi 2'yi koyarsam buraya, Eksi ile eksi çarptım. Artı oldu. Burada da artı var. Artı ile artıyı çarparsak artı olur. Ve işaretleri eşitlediğimize göre. Demek ki kare eksi 2'dir. Benden istediği üçgen eksi kareydi. Evet, gençler yerine yazarsam. Üçgenin değeri eksi 5. Eksi karenin değeri eksi 2. Evet 2 eksi yan yana gelince artıya döndürelim. Yani eksi 5 artı artı 2 oldu. Eksi 5 ile artı 2'yi toplayacak olursak da eksi 3 olur. Bu işlemin değeri B şıkkı doğru yanıttır. Evet gençler. 13. sorumuza geçelim. Verilenlere göre B çarpı C eksi A işlemin sonucu kaçtır? Şimdi gençler bakın burada A, B ve C'nin değerini bulmaya çalışmayalım arkadaşlar. Şimdi çarpmayı çıkarma üzerine dağıtalım. Şimdi bu işlemi arkadaşlar dağıtırsam ne olur? B çarpı C arada eksi var. B çarpı A. Evet. Şimdi B çarpı C çarpı eksi B çarpı A. Şimdi gençler B çarpı C'nin değerini zaten ben biliyorum 20. Yerine yazalım. 20. Bakın B çarpı C. B çarpı A'yı da biliyorum. Yani A çarpı B ile aynıdır. Eksi 36. Şimdi 2 eksi yan yana gelince artıya döner demiştik. 20, 36 daha. 56 olur işlemimizin değeri. Denizli şıkkı doğru cevaptır. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.